Herkese merhaba, ben Dilek Demirel, kanalıma hoş geldiniz. LGS hazırlık sürecinde ünite bazlı hazırladığımız quizleri çözmeye devam ediyoruz. Sırada dördüncü ünite var. Öncelikle bu quizi dilekdemirel.com web adresine girerek 8. sınıf bölümünden bulun, indirin ve bastırın. Daha sonra çözün. Çözdükten sonra bu çözüm videosunu izleyin arkadaşlar. Ekranda resimler, yazılar küçük gelebilir, zorlanabilirsiniz. Bu yüzden önce indirin dilekdemirel.com'dan, rahatça önünüzde çözün. Bölümden başlıyoruz. İlk bölümde her zaman 100 puanlık görsel sorumuz yer alıyor. Bu görsellere yukarıdaki kelimeleri eşleştirmenizi istiyorum. İşte bunu görerek, yazarak, çizerek yapmanız daha kolay olacağı için önce dilekdemirel.com'dan indirmenizi tavsiye ediyorum. Evet, şimdi çözümleri görelim. Evet, çözümler geldi. Şimdi tek tek gözden geçirelim. Leave a message. Mesaj bırakmak. Flight, uçuş. Make a phone call. Telefon görüşmesi yapmak. Text a message. Mesaj yazmak. Hani siz çok seviyorsunuz ya sürekli iki parmağınızla telefonda tık 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 devamlı ne yapıyorsunuz? Text'e message yapıyorsunuz. Call center. Telefonla bir yeri aradınız. Orada birileri çıktı, size cevap verdi. İşte sıkıntınız var, onu paylaştınız. Bir sipariş vermek istediniz vesaire. Call center'lar bu iş için. Hang up. Hang up telefonu kapatmak. Hang up. Bakın sinirli telefonu çat diye kapatıyor. Tabii eski nesil, eski tip telefonlardan bu. Application uygulama. Telefonumuza indiriyoruz ya çeşitli application'lar. Cell phone cep telefonu. Write a letter mektup yazmak. Deadline diyorsa hat kötü. Böyle cızır cozur cızır bir türlü duyamıyoruz. Deadline. Hat kötü. Kötü hat. Package. Paket. Online. İnternete bağlı olduğumuzda online oluyoruz. Printing machine. Baskı makinesi. Matbaa. Send an email. E-mail göndermek. Dial. Tuşlamak. Numarayı dial yapıyoruz arkadaşlar. Hani telefona bastığımızda didu 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 diye sesler çıkıyor işte. O da dial işlemi. Talk face to face. Yüz yüze konuşmak. Face to face, yüz yüze. Video chat. İnternet üzerinden sohbet etmek. Aslında Zoom derslerinde siz bir anlamda video chat de yapıyorsunuz arada sanki. Şu anda biliyorsunuz virüs dolayısıyla birbirimizi ziyaret edemiyoruz. Evlerimizdeyiz ve daha çok video chat ortamında sohbet ediyoruz, birbirimizle görüşüyoruz. Hang on. Hang on bekle demek. Hang on a minute. Mesela en çok göreceğiniz, duyacağınız kullanım. Bir dakika bekle. Telegraph. Telegraph. Söyleyemedim. Telgraf. Telegraph, telgraf. Türkçesi, İngilizcesi birbirine girdi. Use social network. Sosyal medya kullanmak. İşte Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn falan bunların hepsi social network. Customer, müşteri. Book a ticket. Ticket, bilet demek. Bilet rezervasyonu yapmak. Book burada kitap anlamında değil, fiil anlamında, fiil olarak rezervasyon yapmak anlamında. Smoke signal, duman arkadaşlar. Eskiden dumanla haberleşiyorlarmış, işte smoke signal kullanıyorlarmış. Communicate, iletişim kurmak ve complaint, şikayet etmek. Mesela telefonda complaint'i nereye yapıyoruz? Call center'a yapıyoruz. Evet, kelimeleri birlikte gözden geçirdik. Şimdi bakalım okuduğumuzu ne kadar anlıyoruz. Biliyorsunuz bu LGS sınavında okuduğunu anlama çok önemli. Ve bu ünite için ayrıca önemli. Niye? Çünkü bu telefon görüşmeleri, telefondaki diyaloglar bunlar hep
Böyle diyalog sorusu gibi karşınıza çıkacak. Anlamazsanız çözemezsiniz. Buradaki İngilizceleri Türkçeleriyle eşleştirmenizi istiyorum. Tabii ki önünüzde daha önceden indirdiğiniz PDF şeklinde quiziniz varsa çoktan yaptınız bile değil mi? Şimdi kontrol zamanı. Yapmayanlar hemen videoyu burada durdurun. dilekdemirel.com'a girin ve bu quizi indirin. Ondan sonra yapın ve işte birlikte kontrol etme zamanı. May I speak to the boss? Çok karşınıza çıkacak bir cümle. May I speak kalıbı. Patronla görüşebilir miyim? Boss, patron. Patronla görüşebilir miyim? Evet. Patronla görüşebilir miyim? I'm afraid he's not available at the moment. Bir önemli cümle daha. Çok karşınıza çıkacak. Hatta sınavda bile çıkabilir bak bu banko. Neymiş bu? Üzgünüm, şu anda müsait değil. Diyaloğun bir yerinde gelir arkadaşlar. I'm afraid he's not available at the moment. Hang on a minute. I'll get her. Hang on'u biraz önce görmüştük. Hang on a minute'i de söylemiştim. Bir dakika bekle. Dur dur kapatma bekle. Çağırıyorum hemen getiriyorum onu. Hatta bağırıyoruz şimdi. Kıza bağırıyor şu anda sesleniyor. Number four. Don't hang up the phone please. Hang up. Hani sinirle kapatıyordu ya telefonu. Don't. Aman aman. Lütfen telefonu kapatma. Can you hold on a moment please? Hold on a moment. Hang on a minute. Bunlar eş anlamlı. Dolayısıyla number five'da bir dakika bekler misin lütfen? I'm sorry he's not here right now. Üzgünüm. Üzgünüm. Şu anda burada değil. He's not here. Would you like to leave a message? Yine karşınıza çıkacak bir cümle, soru cümlesi. Mesaj bırakmak ister misin? Ya da ister misiniz? He'll get back to you as soon as possible. Size en kısa sürede dönecek. Ya arayacak ya mesaj atacak. Bir şekilde iletişim kuracak sizinle. Could you tell him to contact me? Heh, iletişim dedik. İşte geldi. İletişim. Ona benimle bağlantıya geçmesini söyler misiniz? Söyler misin? It's a... Oh, burada bir hata olmuş. Bir T harfi unutulmuş. Şöyle olacak. Yani şöyle yazılacak. It's a bad line. Could you speak louder? Daha yüksek sesle konuşabilir misin? Hat kötü. Duyamıyorum. I'll note a memo for him. I'll note a memo for him. Bu da onun için kısa bir not bırakacağım. Hani böyle yazıyoruz. Kısacık ufacık bir post-it üstüne not bırakıyoruz. İşte bu. Okay, number two. Of, adam kiminle konuşuyor acaba? Son derece keyifli görüyorsunuz. Complete with the given words. Verilen kelimeleri boşluklara yerleştirmenizi istiyorum ki bu diyaloglar tamamlansın. Evet. Önce yapıyoruz, sonra kontrol ediyoruz. Nereden yapıyoruz? dilekdemirel.com'dan bastırıyoruz. Hemen yaptık. Geldi çözümler. Sude diyor ki, may I talk to Dilek teacher please? Aa, benimle konuşmak istiyor Sude. Zeynep diyor ki, don't hang up the phone please. I'll put you through to her. Benim sekreterim, asistanım Zeynep. Telefonu kapatmayın lütfen. Size aktaracağım diyor. Tina diyor ki, if there is an emergency and you want to call the hospital, dial 112. Eğer acil durum varsa, emergency acil durum ve hastaneyi aramak istiyorsan dial hemen 112'yi tuşla diyor. Number three. Tom, I'm Tom. Is Jack there? May I speak to him? Ben Tom. Jack orada mı? Onunla görüşebilir miyim? Cindy diyor ki, hang on a minute. Evet, H'yi büyük yaparsak daha güzel olacak hatta. Hang on a minute. Bir dakika bekle. Hemen çağırıyorum diyor telefona. Hemen vereceğim telefonu. Number four. Ece, hi Selin. What's up?
Selin diyor ki great thanks. Bu WhatsApp bir application değil arkadaşlar. Şu kullandığımız WhatsApp uygulaması değil. WhatsApp ne haber demek? Ne haber? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat? WhatsApp. Ben de size soruyorum arkadaşlar. Bana yorumlarda yazın bakayım görüşünüzü. WhatsApp. Bakalım sizin hayatınız nasıl gidiyor? Number five. Brett. Hi, can I speak to your brother? Erkek kardeşinle konuşabilir miyim? David diyor ki, I'm sorry, he is not available at the moment. Üzgünüm, şu anda müsait değil. Herhalde banyoda falan. Number six. Elizabeth. My phone is ringing. I have to finish the conversation. Telefonum çalıyor. Sohbeti bitirmeliyiz. Biriyle konuşuyor. Tam o sırada telefon çalıyor. Demek ki face to face konuşma söz konusu. Number seven, Tanya, could you spell your last name for me diyor. Bana spell eder misin soyadını? Spell etmek ne demek? Harf harf söylemek. Mesela Dilek. Dilek. Ben ne yaptım şimdi? Spell ettim. Evet. Number three. Üçüncü sorudayız. Match and write the number. Eşleştireceksiniz ve eşleştirdiğiniz kelimenin rakamını uygun kelimenin yanına yazacaksınız. Mesela hang ne? Görelim cevapları. Number one, hang up. Hang up. Hold. Hang up kapatmaktı biliyorsunuz. Hold. Hold on. Bekle diyordu. Call. Center, call center. Leave a message, mesaj bırakmak. Social network, sosyal medya. Talk, face to face, yüz yüze konuşma. Take care. Take care ne demek? Telefonu kapatırken söyleriz, değil mi? Veya ayrılırken. Take care, bye. Kendine dikkat et demek. Peki, wait. Wait a minute. Bir dakika bekle. See you. Ben size ne diyorum videonun sonunda? See you later diyorum. Sonra görüşürüz diyorum. See you, görüşürüz demek. Not a memo. Ufak bir not yazmak. Okay, number four. Complete the phone conversation using the given expressions. Şimdi verilen ifadeleri kullanarak bu telefon konuşmalarını tamamlamanızı istiyorum. Hadi bakalım. Evet. Şimdi anladınız mı quizin önünüzde olması ne kadar rahat? Hemen oradan üstünü çizip notlarınızı alıp buradan kontrol edebiliyorsunuz. Kaçırmış olanlar hemen videoyu durdurup hala dilekdemirel.com'a girip PDF'i indirebilirsiniz. İndirenler ve çözenlerle devam ediyoruz. Hello, Cenk speaking. Hello, can I speak to your mom please? Annenle görüşebilir miyim lütfen diyor. I'm sorry, she's not available at the moment. Üzgünüm, şu anda müsait değil. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misin? Please tell her to call me back today, please. Lütfen ona bugün beni aramasını söyle diyor. İkinci diyalogumuza bakalım. Hello, my name is Ezgi. I want to book a table for dinner tonight. Merhaba ben Ezgi diyor. Bu akşam için dinner, akşam yemeği için bu akşamki akşam yemeği için book a table. Book neydi? Rezervasyon yaptırmak. Mesela book a ticket'tı. Bilet, uçak bileti mesela ya da konser bileti. Bilet rezervasyonu. Burada bir masa için rezervasyon yaptırmak istiyor. Good afternoon madam. I'm the head waiter. Of şef garsona denk gelmiş. How many people are coming? Kaç kişi gelecek? Just three please. Sadece üç lütfen. Well, there is a reservation for Miss Ezgi. For three people. Can you confirm please? Diyor ki, Miss Ezgi için üç kişilik rezervasyon. Confirm eder misiniz? Yani confirm onaylamak demek. Onaylıyor musunuz? That's okay. Thank you. Tamamdır diyor, teşekkür ediyor ve biz bir sonraki soruya gidiyoruz. O da akşam yemeğine gidiyor.
Okay, match and write the number. Bunu biraz önce yapmıştık. Benzer bir etkinlik. Yine eşleştirme yapmanızı istiyorum ve rakamları yazmanızı istiyorum. Bakalım bu duygu ve hisleri ifade eden kelimelerin anlamlarını biliyor musunuz? Evet, görelim bakalım kaç tanesini biliyorsunuz? Embarrassed. Embarrassed, utangaç. Böyle bir köşede kendi halinde İnsanların arasına karışmaya çekinen, utanan, embarrassed bir durum söz konusu. Embarrassed insanlar genelde yalnızdırlar. Çünkü utangaçlıktan dolayı pek toplum içine katılamazlar. Sleepy, uykulu. Şimdi beni görmenizi isterdim. Esniyorum kocaman. Sleepy durumundayım. Bored. İnşallah bu derste bored olmamışsınızdır arkadaşlar. Elimden geleni yapıyorum, sıkılmış. Ama bu LGS hazırlık, uzaktan eğitim, sınav, test biraz bored yapmış olabilir sizi. Hadi toparlanıyoruz. Hadi bakalım. Scared. Bu virüs bizi ne yaptı arkadaşlar? Virus makes me scared. Scared, korkmuş, korkutuyor beni. Korkutmak, scared. Surprised. Şaşkın, şaşırmış. Scary. Scary ise korkunç demek. Şimdi scared ile scary arasındaki fark. Scary sıfat, tamam. Scared to be ile kullanılıyor genelde. To be scared. I am scared. She is scared. We are scared. People are scared gibi. Emizarla kullanılıyor. Korkmuş olmak. Scary ise korkunç. Mesela scary virus. Korkunç virüs. İnsanları korkutan virüs. Veya scary korkunç film gibi. Number seven, smart. Smart, akıllı demek. Ben şu an ne kullanıyorum size bu dersi anlatırken? Smartboard, akıllı tahta. Crazy, crazy çılgın demek, çılgın. Okay, let's go to exercise 6. Match the sentences with the correct picture. Cümleleri resimlerle eşleştirmenizi istiyorum. Biliyorsunuz bu ünitenin içerisinde will future karşımıza çıktı. Neydi will future? Gelecekle ilgili cümleler kurduğumuzda kullandığımız gramer yapısıydı. Ama kesin değil bunlar arkadaşlar. Kesin olacak diye bir şey yok. Gelecekle ilgili tahminler. Bir de I think, bakın burada görüyorsunuz. I think, I hope, I believe. Bunların arkasından will future kullanılıyor. I'm sure'da da kullanabilirsiniz. Eğer eminseniz, olacağından siz eminseniz. Şimdi bakalım eşleştirmeleri göremedik. Ben yapayım bu sefer. Bu sefer hazırlamamış. Hazırlamamış Dilek Hoca. Dilek Hoca kendisi yazacak. Okay. I think I'll study engineering at the university. Sanırım üniversitede mühendislik okuyacağım. Sanırım. Kesin değil. Belki fikrimi değiştiririm ya da başka bir yer kazanırım. Bu yüzden will future. I hope I'll go abroad after the pandemic. Biliyorsunuz şu anda pandemi var. Hiçbir yere seyahat edemiyoruz değil mi? Çok endişeliyiz. Pandemiden sonra umarım, I hope, yurt dışına gidebileceğim. İnşallah. Allah büyüktür. I believe people will be more sensitive about wearing a mask. İnanıyorum, insanlar daha hassas davranacak maske takma konusunda. Ben buna inanıyorum gelecekte. Aslında geleceği beklemeye gerek yok. Bir an önce herkes maskesini takıp mesafesini korusa iyi olacak. Yoksa bu virüsten kurtulamayacağız. I'm sure scientists will find a cure for the virus. Eminim bilim adamları tedavisini bulacaklar. Bu virüsün çaresini bulacaklar. Ama tabii gördüğünüz gibi hiçbir kesinlik taşımadığı için yine will future'la yaptım. Number four.
My sister will probably get married next year. Probably muhtemelen demek. Muhtemelen 50-50 bir ihtimaldir aslında. Dolayısıyla yine will future'ı bize getiren bir kelime. Muhtemelen seneye evlenecek. İnşallah virüs de biterse düğünümüzü yapacağız arkadaşlar. Evet, number seven, find the odd one. Odd one demek uyumsuz, düzeni bozan, grupta aykırı tipi bulmamız gerekiyor. Burada o tiplerle karşı karşıyayız. One, plane ticket, uçak bileti, okay. Single, application, return. Şimdi single ne demek? One way demek. Tek yön. Tek yön bilet single oluyor. Single ticket. Return ticket, gidiş dönüş bilet. Dolayısıyla bunların ikisi de nedir? Plane ticket, uçak bileti çeşitleri. Burada uygulama, odd one. Hang up, telefonu kapatmak. Hold on, bekle. Wait, bekle. Stay in line, hatta kal, bekle. Bunların üçü de beklediğine göre odd one is hang up. Make reservation, rezervasyon yapmak. Okay. Say again, bir daha söyle. Make a reservation. Say again. Bunun sonu gelmez arkadaşlar. C'ye geçelim. Book. Book neydi? Rezervasyon yapmak. Book, rezervasyon. Make a reservation, rezervasyon. Say again, odd one. Available, uygun. Bizi meşgul. Not available, uygun olmayan. Uygun olmayan kişi meşguldür. Dolayısıyla available is the odd one. İki derslerimiz devam edecek. Bu yüzden kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Beni sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Quizleri dilekdemirel.com'dan indiriyoruz. Web sitesini sık sık ziyaret edin. Ayrıca sağ tarafta hemen bir oynatma listesi ekledim. 8. sınıf ünitelerinin tamamı 10 ünite videoları yüklendi arkadaşlar. Kelime, konu anlatımı, her şey hazır. Oradan izleyin. Sağ üst köşede yine quiz videoları, yazılı hazırlık videoları var. Sitede ayrıca test çözüm videoları da var. Kanala abone olursanız arada yaptığım canlı yayınları da kaçırmazsınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. See you later. Bye.